Şimdi gençler, iyi pazarlar dileyelim öncelikle. Bugün biraz farklı bir video çekelim dedik. Yani bu bilgi, tabii ki bunun içerisinde de bilgi içeriği olacak ama bir anın niyetinde anlatacağım dış ticarette. Ve başımdan geçen olaylardan bir tanesi ve bence hep beraber ders çıkarmamız gereken bir anı olabilir. Şimdi yani burada birebir bilgi vermeyeceğim ama dış ticarette yapılan yapmamız gereken şeylerden birini anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Biz aile olarak çok küçüklüğümüzden beri esnaf bir aileyizdir. Yani esnaf aile derken biz pazarcılıktan büyüdük. Ben kendi gözümü açtığım açar açmaz kendimi pazarda buldum. Ve iyi ki de pazarda bulmuşum. Yani gerçekten hayatımı değiştiren bir şeyler, değiştiren en büyük olaylardandır pazarcılık. Kariyerimi kurmamdaki en büyük olaylardandır. Hatta kulaklar çınlasın eski eşim, kendisi yabancıydı. Kendisiyle bazen konuşurduk. Ben derdim ki ona, ya işte bizim bir çocuk olduğu zaman Allah nasip ederse 7 yaşına girdiğinde pazara gideceğiz. Bir tane limon kasası alacağız. Limonları koyacağız. Gidecek dedim. Orada pazarda satacak derdim. O da anlamazdı tabii şimdi olayı. Niye derdi ya, biz paramız mı yok bizim? Niye bizim çocuk limon satıyor? Ya da neden limon? Yani niye elma değil, armut değil limon? Şimdi anlatamıyorsun tabii yabancı olduğu için. Limon satmak bizim kültürümüzde bir anlam ifade eder. Zor bir iştir. En temelden başlanır falan anlamındadır. Neyse, ben de ona derdim ki bak, paramız olsun olmasın ama yarın bir gün ikimizin de başına ne geleceğini bilemiyoruz. Evladımızı eğer biz pazara götürürsek, pazarda ona limon sattırırsak, o çocuk orada para kazanmayı, insanlarla muhatap olmayı, insanlarla ilişki kurmayı, dolandırıldıkça, pazardan malları çalındıkça dolandırılmaması gerektiğini, nasıl dolandırılmayacağını anlayacaktır. Hiçbir şey yapamasa bile yarın bir gün, olabilir insanın başına her iş gelir, hiçbir şey yapamasa bile bir ailesi olduğunda, hiçbir şey yoksa bile gider bir yerden ucuz yollu bir tahta bulur, kasa bulur, üstüne 10 tane limon koyar, o limonları gider pazarda satar ve ailesine bakar. Eğer biz iyi bir anne babaysak evladımızı en zor koşullara göre yetiştirmek zorundayızdır diye söylerdim. Kendisi pek anlamazdı işin aslında ama yani benim niyetim buydu. Hayır. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Pazarcılık gerçekten arkadaşlar, hepinize söylüyorum. Pazarcılıktan kastım esnaflık aslında. Esnaflığı öğrenebilmek bir zanaattır. Esnaflık bir zanaattır. Öyle herkes esnaf olamaz. Esnaf dediğin Bektaşilikte de vardır bu. Baya bir geçmişi de vardır. Bektaşilikte zanaatkar olmanın, esnaf olmanın ahilik kültürüyle alakalı bir durumu vardı. Neyse şimdi çok fazla girmeyeyim. Yani kısacası arkadaşlar, bence bir genç, hatta her genç mutlaka şöyle bir 6-7 yaşlarında pazara gidip hayatı bir şekilde pazarda insanları bir şekilde insan karakterlerini, insan ilişkilerini bir şekilde öğrenmesi gerekir. Benim tezim budur. Çünkü orada hayat okuludur bu. Neyse çok uzatmayayım. Peki bugün neleri anlatacağım size? Dış ticarette esnaf olabilmeyi anlatacağım. Ya şimdi bakkal dükkanı mı işletiyoruz abi, ne esnafı falan. Ya istersen trilyonluk adam ol, trilyonluk fabrikaların olsun. Çok açık ve net olarak söylüyorum. Esnaf olabilmeyi bildiğiniz müddetçe her zaman başarılı ve mutlu olursunuz. Ama esnaf olabilmeyi bilmediğiniz sürece her zaman, yani tamam bugün çok paralar kazanabilirsiniz ama mutlaka hayatınızda bir şeyler kaybedersiniz. Mutlaka. O illa para olmasına gerek yok. Çok samimi söylüyorum. Mesela kimisi esnaf olmayı bilmediği için tamamen amacı para kazanmak olduğu için evet çok parası var ama hayatı bitiyor. Yani adamın tek amacı para kazanmak. Parayı harcayamıyor bile. Harcamıyor bile. Bakın arkadaşlar, para amaç değil, araçtır. Ne demek istiyorum amaç değil araç? Eğer sizin amacınız para kazanmaksa
sadece para kazanırsınız ve o sizi belki banka cüzdanlarınızda bir sürü sıfırlar, bol sıfırlar olabilir ama hayatınız boyunca hep stres, hep çalışma, hep bilmem ne, hiçbir halta yaramaz. Ama parayı bir amaca erişmek için araç olarak kullanırsanız, o paradan yeri geldiğinde vazgeçmeniz gerektiğini bilirseniz, o para size stres yapmaz, onu kaybetmekten korkmazsınız. İnsan ilişkilerinize daha önem verirsiniz. Yani insan olursunuz. Neyse, geçelim şimdi bunları. Şimdi ben esnaflık yaparken, pazarda bir şeyler satarken, daha çok böyle ayakkabı tarzında şeyler satardım. Bir şey yapardım. Yaptığım şey de şuydu, böyle pazar yerinde, işte biz açık pazardaydık, böyle şimdiki böyle modern pazarlar değil tabii o zamankiler. Ne yapardım? Çadır çekerdik tezgahın üstüne. İşportacıydım ben hatta. İşportacılıkta ne demektir arkadaşlar? İşportacılık şu demektir: zabıta geldi mi toplayacaksın tezgahı, kaçacaksın. O yüzden ben yere sererdim tezgahı. Yani bir çarşaf sererdim yere. Üstüne ayakkabıları falan koyardım. Zabıta gelirse toplardım çarşafı, kaçardım. İşportacılık budur arkadaşlar. Zevklidir, söyleyeyim. Ama tabii bazen çok o kadar sıcak olurdu ki gençler, şey yapmak zorunda kalırdık. Yani her ne kadar yere sersek de onun üstüne bir tane böyle bezden bir çadır yapardık. Zabıta gelirse kaçardık, o çadır orada dururdu. Sonra tekrardan gelirdik. O kadar müşterilerim çoğalıyordu ki ben bazen şey yapardım. Böyle tezgahın arka tarafına birkaç tane sandalye koyardım. İşte giderdim evden limonata falan getirirdim. Bunu niye yapardım? Böyle yoldan geçen, yaşlı teyze gördün mü? Yoldan geçen, ne bileyim işte, hamile biri varsa, hasta biri varsa pazardayken, abla sen bir gel bakayım, bu sıcakta sen ne yürüyorsun? Geç bakayım şu tezgahın arkasına, otur oraya. Al bakayım buz gibi limonatanı, buz gibi ayranını, buz gibi suyunu. Otur, bir şey almana gerek yok, otur. Sonra Allah razı olsun dersen yeter derdim. Ve bu o kadar çok sevilirdi ki, özellikle yaşlı teyzelerce, benim adım bizim oğlana çıkmıştı. Ya bizim oğlan. İsmimi de bilmezler. Bizim oğlan. Bizim oğlan aşağı, bizim oğlan yukarı. Hatta bakın, bizim yaşlı teyzeler, ablalar, anneler o kadar benimserlerdi ki bizim halkımızda özellikle bu çok önemlidir çocuklar. O kadar benimserlerdi ki, işte mesela mahallesinden biri bir yerden ayakkabı mı alacak? Kesinlikle başka yere gidemezsin. Gidersen kavga çıkar. Ben tanımam etmem bu insanları ama bizim annelerim, teyzeler mutlaka tutar, bizim oğlanlar alacaksın diye getirirdi. Neden? Çünkü ben gerçekten o insanlara hoşuma gittiği için, yani bir Allah razı olsun demeleri için oturturdum, hürmet ederdim, limon verirdim, su verirdim. Bu insanlar da bunu severdi. Bu çocuk iyi, bu çocuk kazansın diye etrafında kim varsa toplar gelirlerdi. Hatta o kadar popüler olmuştu ki gençler, pazarda bana görücü gelirdi. Ya bizim oğlanın bak işte kimsesi yokmuş yani. Sevgilisi, karısı bilmem ne, ne karısı olacak, 17-18 yaşındayız en geç. Gerçi 7-8 yaşlarına başladık, o zamanlardan bahsediyorum. Böyle mahallesinde kızı olan anneleri tutarlardı, getirirlerdi, çaktırmadan görücülüğe falan yaparlardı. Ve o pazarda gerçekten ve gerçekten herkes beni tanırdı ve çok iyi satışlar yapardım. Yani bir bezin üstünde böyle işportada, hatta bir zaman zabıta geldi, böyle benim başım çok kalabalık, zabıta geldi, kaldır demedim bir saat, tamam abi kaldırıyorum falan ya. Bizim teyzeler bağırdı, ne uğraşıyorsun sen bizim çocukla, bak orada bir sürü bilmem neler var, onlara laf etmiyoruz da geliyorsun şu garibanla mı uğraşıyorsun? Yani bizim teyzeler beni savunurdu. Şimdi tamam, neyse, yani esnaflıktan geldik hayatı, daha doğrusu pazarcılık bize hayatı ve esnaflığı öğretmişti. Peki bunu niye anlatıyorum ben size? Şimdi Dubai'deyiz. Dubai, Gulfood, bilirsiniz Dubai arkadaşlar, dünyada belli başlı fuar merkezleri vardır, en büyükleri. Bu fuarlar, nasıl söyleyeyim ben sana, 2 yılda bir yapılan fuarlardır. Ciddi fuarlardır. Yani her yerde fuar yapılır ama bu fuarlar ihtisas fuarı olarak geçer. Dubai fuarına gittik. Ki bunu lojistik dersinde lojistiğin önemini anlatmak için de çok anlattım bu hikayeyi. Fuardayız. Şimdi ben standı kuruyorum. Ya karşıda bir abi, yazık, zenci bir abi.
Yani şimdi böyle aralarınızdan çıkanlar olur. Aa, zenci demiyoruz falan. Bak benim kafamı attırmayın. Benim sinirimi bozmayın çocuklar. Bizim milletimizde ırkçılık diye bir şey yoktur. O zenci demeyin. O ırkçılık yapanlar elin, affedersiniz, Avrupalıları, Amerikalılarıdır. Ben zencilerim kardeşim. Çünkü ben zaten bu insana siyahi de desem, zenci de desem benim kalbim birdir. Bizde öyle ırkçılık mırkçılık yok. Ben barbar Amerikalı mıyım, ırkçı olacağım? O yüzden bana kalkıp da laf öğretmeyin. Benim kalbim belli. Kimsenin de dikte ettiği. Elin Amerikalısı çıkarıyor. Zenci demeyiniz diye. Niye? Çünkü biz zenci deyip de çok aşağıladık. Ulan o senin terbiyesizliğin. Benim değil. Benim literatürümde ben bu insanları küçüklüğümden beri zenci olarak bildim. Ama zenci kelimesi benim aklıma hiçbir zaman için ayrımcılık olarak gelmedi. Beyaz, zenci, siyah, işte ne bileyim, anlatabiliyor muyum? O yüzden öyle kalkıp da entel döntel boş boş laflarla gelmeyin yanıma. Zenci bir arkadaşımız, Afrikalı. Yazık, oturmuş orada öyle adam kara kara ağlıyor böyle. Yani resmen ağlıyor ya, adamın gözünden yaş görüyor. Ben de stand kuruyorum. Ulan dikkatimi çekti. Ulan diyorum, bunun başında bir iş var diyorum. Adam standı da kurmamış. Yani stand var ama fuarlara gidenler bilir. Böyle dandik fuar organizatörlerin parasız verdiği stand vardır. Böyle bir iki tane kuru sandalye vardır. Başka bir şey yok adamın tezgahında. En son dayanamadım, gittim. Dedim ya arkadaş, hello, what's your problem? What's happened? Dedim, ne oluyor, hayırdır? Adam başladı anlatmaya. Bu şimdi Nijerya. Nijerya'dan geliyor bu arkadaş. Arkadaşlar bakın, bizim devletimiz, bakın devletimiz ihracatta, dış ticarette aldığınız nefese para verir, destek verir. Mesela siz dünyadaki herhangi bir ihtisas fuarına gittiğinizde devlete gider başvurursunuz. Devlet de bunun %70'ini kendi cebinden öder size. Ama dünyada birçok ülke bunu yapmaz. Nijerya'da yapmıyor mesela. Tabi bu adam o fuara gelebilmek için, ihtisas fuarına gelebilmek için çok para ödemesi gerekiyor. Örnek veriyorum, o adam için şu anın işte 30 bin eurosunu ödedi. 30 bin euro sağlam para. Bu adam Nijeryalı, çok parası da yok. Adam yeni yeni zıplamaya çalışıyor falan. Fakat sıkıntı şu. Bu adam ucuz olsun diye fuar nakliyecisiyle değil de, çünkü fuar nakliyecileri normal nakliyecilere göre %40, %45 daha pahalıdır. Onu sonra anlatırız nedenini. Normal nakliyeciyle çalışmaya çalışıyor. Tabii normal nakliyeci de malı geçiremiyor. Nedenlerini sonra anlatırım öbür videolarda. Şimdi anlatmayayım. Tabii adam fuar dediğiniz şey de arkadaşlar, şimdi yurt dışına bir mal gönderdiğinizde hadi bir hafta geciksin, ne olacak? Öbür hafta kullanalım dersin. Ama fuar bir gün bile gecikemez. Bir gün gecikirse, çünkü fuar alanı kapanır. Dışarıdan mal getirmenize izin vermezler. Fuar başladığında ve fuarın başlangıç ve bitiş tarihi bellidir. 4 gündür genellikle. 3 ve 4 gündür fuarlar. İhtisas fuarları 4 gündür. 4 gün boyunca o fuara mal sokamazsın. Ondan sonra mal gelse ne olur? Adam da mallarını sokamıyor. Gümrükte sorun çıkıyor. Adam da kara kara düşünüyor. Ağlayacak, ağlıyor. Lan bir üzüldüm adama. Dedim yazık dedim ya. Adam bu kadar masraf etmiş. Şimdi ne olacak bu adamcağız? Dayanamadım. Dedim bak. Sen dedim bana izin ver. Ben dedim şu standımı kurayım. Sonra dedim gel dedim otele gidelim seninle. Oturalım. Sana dedim bir şeyler yapalım. Dedim ne yapacağız dedim. Sen boş ver. Ben düşüneceğim dedim. Sen oturama dedim. Gitme bir yere. Benim dedim işim bitecek, halledeceğiz. Neyse işim bitti, aldım bunu, gittik otele, otelin lobisine oturduk. Açtık bilgisayarları falan. Şimdi standın metresini çıkardım. İşte örnek veriyorum, tabii geçmiş yıl tam hatırlamıyorum da. Arka taraf 2 metre diyelim ki genişliği olsun arka cephenin, duvar diye. 2 metreye kaç tane A4 kağıdı düşeceğini hesapladık. A4 kağıtlarından yarım yarım böyle makineleri var, bu adam makine satıyor. Her A4 kağıdına makinenin bir parçasını bastırdık. Her A4 kağıdına bir parçasını o şekilde parça parça A4 kağıtlarından duvarın arka tarafına böyle bir afiş yaptık. Şimdi niye normal matbaaya gidip bastıramıyoruz? Şöyle söyleyeyim çocuklar, biz Dubai fuarında sadece internete günlük olarak 20 euro veriyorduk. 20 euro istiyorlar bizde fuar alanında. Bunlar var ya öyle öyle vicdansızdır. Siz öyle bir afişi bastırmaya kalkın orada, abartmadan söylüyorum, 500 dolardan 600 dolardan aşağı paranızı almazlar.
Ve adamcağızın zaten parası yok. E o yüzden mecburen bu yöntemi seçtik. Dedim ki otur. Gece saat biz kaçta bitti? 8'de bitti herhalde işimiz. 8'de başladık, oturduk. Gece saat 2'ye 3'e kadar arka duvar için afiş yaptık. El broşürleri yaptık. Yine A4 kağıtlarından katlanabilir böyle. Yine ben tasarlıyorum. İngilizcelerini çeviriyoruz. Bilmem ne yapıyoruz falan. Afişler yaptık. Ürünleri gösterecek böyle zımbalayarak. Bildiğiniz zımbayla katalog yaptık. Web'ten buluyoruz. Adamın web sitesi yok. Onun ürünü buluyoruz. Onun ürünü internetten. Yani arkadaşlar gecenin 3'üne kadar biz bu adama hiç değilse döküman olarak bir veri oluşturduk. Yani stantını tasarladık. A4 kağıtlarından stantına böyle afişler yaptık, resimler koyduk. Müşterilerin alabileceği broşürler yaptık. Müşterilerin bakabileceği kataloglar yaptık. Ve bu adam gitti sabahleyin bunu düzdü. Yani tamam, tabii ki stantında malları olsa, ürünleri olsa iyi ama hiç yoktan, yani hiç yoktan belki bir şeyler yaparız diye. Neyse arkadaşlar, bu adam o fuarda bu yöntemle 4 tane makine sattı. 4 tane makine sattı. Adam çocuklar gibi seviniyor. O kadar mutlu. Ben de sevindim. İyi dedim ya, vallahi garibi dedim. İşte istedim, zararını çıkardı falan gibisinden. Neyse arkadaşlar, fuarın 3. günü artık biz bununla öyle kanka gibi olduk yani bu abiyle. Fuarın 3. günü bu bağırdı, Mustafa Mustafa dedi. Dedim ne oldu? Eliyle birilerini gösterdi. Dedi bunlarla dedi ilgilen dedi. İyi dedim, gelsinler dedim. Buyur. Geldi adamlar. Merhaba Mr. Mustafa bla 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 bla. Ama göreceksin, adamlar gariban gibi giyinmiş. Şimdi bunlar Hindu. Nijerya, Afrika bölgesi, Dubai, Katar gibi bölgelerde arkadaşlar %70 oranında Hindular, Pakistanlılar, Çinliler çalışır. Şeyler de vardır genelde. Nasıl söyleyeyim ben size? Afrika kıtasında genelde uzak doğudan Filipinler çok fazla vardır. Endonezyalılar vardır. Özellikle Dubai gibi yerlerde hiçbir şekilde çalışan Arap göremezsiniz çocuklar. Şu bilgiyi de ekstra olarak vereyim. Dubai, Katar ve emirliklere giderseniz sakın ha orada herhangi bir Arap'la tartışmayın. Çünkü orada göreceğiniz Arap muhtemelen efendidir. Şimdi oradaki Araplar kesinlikle çalışmaz. Onlar çalıştırır. Dubai'de bir tane çalışan Arap göremezsiniz. Bu kadar açık söyleyeyim. Dubai Arap emirliği ama yok, çalışan Arap olmaz. Orada efendiler vardır, yerel halk vardır. Ve bir efendiyle tartışırsanız sadece polise ya ben bu adamın kaşının üstünde gözü var, gözünün üstünde kaşı var sevmedim derse tutar kulağınızdan atarlar sizi dışarı. Hiçbir hakkınız yoktur. Bunu da ekstra olarak söyleyeyim. Neyse olayımıza dönelim. Nijerya'da tabii Hindular çoktur. Hindu bu arkadaşlar geldi, Nijerya'da çalışıyorlarmış ama böyle gariban gibi giyiniyorlar. Dedim buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Dediler ki ya Mustafa Bey, bize dediler paketleme makinesi lazım. Dedim iyi dedim, ben paketleme makinesi satmıyorum. Ama dedim bak, Türkiye'de dedim bir arkadaşım var paketleme makinesi satıyor. İstiyorsan dedim ondan ayarlayayım. Lütfen dediler. İyi. Aradım Türkiye'yi. Benim arkadaş da ihracat yapmaya çalışıyor. Yapamıyor. Adam ihracatın delisi. Şimdi ihracatta bir kural vardır. Normal piyasaya sattığının minimum yani normal piyasaya 10 liraya mı satıyorsun? Minimum 1,5 katı satarsın dışarı. 10 liraya mı satıyorsun? 15 liraya satmak zorundasın. Ha bu 20 lira, 25 lira da olur. Bu kuraldır. Tamam mı? Ama şimdi bizim oğlan bilmediği için, Türkiye'deki arkadaş bilmediği için bu işi, ama müşteri kaçmasın diye 10 liraya sattığı malı 7 liraya teklif ediyor. Şimdi ben de bilmiyorum fiyatlarını tabii. Yani o bana söylüyor, ben de söylüyorum. Adamlar 7 lira deyince ya dedi, emin misiniz biz Türk malı istiyoruz. Dedim, kardeşim Türk malı işte, benim arkadaşım üretiyor. Dedi fiyatlar dedi Çin fiyatı gibi. Yo dedim, Türk fiyatı. O zaman dedi biz dedi arkadaşınızla görüşmek istiyoruz. Dedim valla telefonu burada. Ama dedim İngilizcesi yoktur bunun. Google Translate kullanıyor. Dedim görüşebilecekseniz dedim gidin görüşün. Peki size ne vereceğiz? Dedim, bana ne vereceksin sen? Yani dedi, bu yardımcı olduğunuz falan komisyon. Yok be kardeşim, git dedim bir telefon verdim. Gidin dedim işinizi halledin. Neyse bu fuar böyle geçti. Ardından 2 ay sonra benim arkadaş benim kapıya geldi. Altında bir tane Mercedes. Mustafa abi. Aha nereden çıktı lan dedim araba. Abi dedi sen sağ ol dedi. Benden ne alakası var oğlum dedi.
Abi senin dedi gönderdiğin müşteriler var ya. Abi onlar bir mal çekti abi. Abi onlar bir mal çekti. Allah dedi bu arabayı aldı. Vay dedim. İyi. Hayırlı uğurlu olsun. Abi yemeğe gideceğiz. Lan ne yemeğe, benim işim gücüm başımdan aşkın. Dedim sonra dedim ödeşiriz. Biz bu olayı böyle kapattık. Bunun üstünden 6 ay mı ne geçti? 6 ay geçtikten sonra gençler, Nijerya'dan bana bir telefon geliyor. Şimdi bakın Nijer'dir temel ama Nijer dünyanın en fazla dolandırıcıların olduğu ülkedir. Gayri safi milli hasılanın %15'ini dolandırıcılıktan olduğu için ve devlet çok fakir olduğu için devlet ses çıkarmaz dolandırıcılara. Hiçbir şekilde parayı da iade etmez. Ulan zaten açız, bir de parayı mı iade edeceğiz derler. Nijerya öyle değildir. Nijerya daha zengindir. Ama Nijerya da öyle çok ehemmiyetli de değildir. Yani dikkatli olmak lazım. Nijerya çok güzel bir pazardı ama çok dikkatli olmak lazım. Benim de boşluğuma geldi. Ben de Nijerya pazarına çok fazla önem vermiyordum. Halbuki sen benim yaptığım eşeklik. Gerçekten çocuklar söylüyorum. Afrika'nın en güçlü pazarlarından biri Nijerya'dır. Öyle hafif alınacak bir pazar değildir. Ha bizim o zamanki cahilliğimiz. Baktım Nijerya'dan çift 0234 alan kodu. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi ya. Şimdi geliyor geliyor ama diyorum Nijerya işim gücüm var bakmıyorum falan filan. Mailler geliyor ilgilenmiyorum. Abi bir hafta bu böyle sürdü. Ben açıyorum tamam ben size geri döneceğim diyorum, kapatıyorum dönmüyorum. Abi en sonunda bir hafta sonu mu 10 gün sonu mu ne bizim sekreter kız beni aradı. Mustafa Bey müsait misiniz? Söyle kızım. Mustafa Bey bilmem ne holding Ankara. Sizinle görüşmek istiyorlar. Allah Allah, bizim Ankara'daki bilmem ne holdingde dedim ne işimiz var ya. Aç bakayım kızım dedim. Alo buyurun. Dediler Mustafa Bey ile mi görüşüyoruz? Dedim benim buyurun. Mustafa Bey dedi ben dedi bilmem ne. Bilmem ne holdingin ihracat müdürüyüm. Nasıl yardımcı olabilirim? Mustafa Bey sizi tebrik etmek için aradım dedi. Niye beni tebrik etmek için aradınız? Dedi bakın şu numara sizin mi dedi. Cep numaranızdan aramak istemedim ama bu numara sizin midir dedi. Dedim evet benimdir. Dedi telefonunuzda bir arıza var mı? Yok. O zaman dedi çok cesur bir adamsınız dedi. Dedim ne anlamı geliyor, ben anlamadım niye cesurum dedim. Çünkü Duffel Company gibi bir firmayı bir hafta dedi kapıda bekletmek, bu adamların telefonuna bakmamak gerçekten cesaret isteyen bir iştir dedi. Ya Duffel Company kim kardeşim? Mustafa Bey, benim bir yıldır peşlerinden koşturduğum, daha kapılarından içeri giremediğim, Nijerya'nın Coca-Cola'sı diyebileceğim ve bu yıl 250 milyon dolarlık, sadece bu yıl 250 milyon dolarlık yatırım yapmış büyük bir holdingtir dedi Duffel Company. Allah Allah, benimle ne alakası var? Mustafa Bey, siz bir haftadır bakmıyor musunuz telefonlarınıza? Sizi bir haftadan beri bu firmadan arıyorlar değişik. Hadi ya dedim ben. Ya dedim vallahi kusura bakmayın ben. Ya Nijerya'yı pek önemsemedim. Yapmayın Mustafa Bey. Yapmayın. Lütfen açın o telefonu. Ben dedi bu adamlarla görüşebilmek için nelerimi verdim. Bu adamlar sizi arıyor ve artık size ulaşamayınca adamlar benden rica etti dedi. Ben de şaşırdım niye böyle oluyor. Valla ben de şaşırdım kardeş dedim. Tamam ben dedi bu konuşurum. Allah Allah. Hemen ben geri döndüm. Alo. Ya dedim kusura bakmayın ben bir haftadır çok yoğundum. Kiminle görüşüyorum? Ben dedim Mr. Sudir. Dedim Mr. Sudir. Nedir dedim durum? Sizinle dedi görüşmemiz lazım. Sizden böyle böyle ürünler alacağız. Allah Allah. Ya tamam görüşelim de dedim. Siz bir haftada niye benim peşimdesiniz? Neden yani benden almak istiyorsunuz? Adam dedi ki bakın dedi. Geçen sene dedi. Siz dedi. Bir tane dedi Nijeryalı bir iş adamına yardım ettiniz mi? Böyle işte stantını tasarlamak falan. Evet ettim. Tamam. Ondan sonra sizi birileri ziyaret etti mi? Böyle sizden paketleme makineleri almak için. Evet. İşte o gelen bizim genel müdür yardımcımızdı. O fakir gibi gördüğüm var ya bir adamların genel müdür yardımcısıymış. Heyet olarak gelmişler oraya. Bu adamlar siz oradaki o Afrikalı, Nijeryalı beyefendiye stantına yardımcı olmuşsunuz. Bu bizim genel müdüre de Türkiye'den paketleme makinesi için yardımcı olmuşsunuz. Ve ikisinden de hiçbir şey talep etmemişsiniz. O yüzden genel müdür yardımcımız şunu emretti. Bu makineleri Mustafa Bey'den alacaksınız. Başka hiç kimseden almanızı istemiyorum, izin vermiyorum. Çünkü Mustafa Bey güvenilir bir adamdır. O bize hiçbir şey talep etmeden yardımcı oldu.
O yüzden bu şirketin şu adamlar 9 tane fabrika yatırım yapıyor o yıl. Burada bu fabrikadaki bilmem ne ürünleri, hadi ürün grubunu söylemeyeyim, bilmem ne ürünlerini, makinelerini Mustafa Bey'in firmasından alacaksınız diye bize kat'i talimatı var. Biz de bir haftadan beri size ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşamıyoruz. Genel müdür yardımcımız da bize kızıyor. O yüzden size ulaşmak için de böyle böyle bilmem ne holdingdeki bilmem ne kişisini araya koyduk. Allah! Tabii benim böyle aklım gitti ulan dedim ben ne yapmışım? Neyse arkadaşlar, sonra bu arkadaşlar geldi Türkiye'ye, anlaşma yaptık bilmem ne. Sonra bunun akredit konusunda devamı da anlatacak, şimdi çok uzatmayayım. Ve bu adamlar ortalama bizden 1 milyon euroluk mal aldı arkadaşlar. Bakın 1 milyon euroluk. Bu adamlar benim makinelerimi test ederek bu malları almadı. Yani beni seçmediler. Bu adamların beni seçmesinin en büyük sebebi neydi biliyor musunuz arkadaşlar? İşte hani esnaflık demiştim ya. Ben Afrika'da Dubai'de o Afrikalı arkadaşa para karşılığında yardımcı olmadım. 4 saatimi 5 saatimi o adamı harcamamın sebebi lan ben bundan 3-5 kuruş kazanmak değildi. Niye kazanacağım ben o adamdan? Zaten Allah'ın garibi. Ama ben o adama şunun için, özellikle yurt dışındayken çok olur bu bizde. Ya ben bir Türk'üm. Benim insanımı en iyi bir şekilde tanıtmak zorundayım. Bu adam burada yardıma ihtiyacı varsa bir Türk olarak, yani burada ırktan bahsetmiyorum. Ben Türk vatandaşıyım ama bir Kürdümüzde, Lazımızda, Çerkezimizde bu topraklarda büyümek. Türklükten kastım bu topraklarda büyüyen bir insan olarak bunu söylüyorum. Biz yurt dışına gittiğimizde arkadaşlar kendi memleketimizi, insanımızı temsil etmemiz gerekir. Bir Allah'ın kuluna iyilik yaparsınız, kendi yüzünüzü gösterirsiniz. O gider kendi memleketinde, ya bir Türk'ün biri bana yardımcı oldu. Şöyle şöyle der. Hatta Almanya Hanover fuarında çıkıyoruz. Tam karşıya gidiyorum. Yazık. Bir amcanın biri, onlar da fuardan çıkıyor. Bir tane de kadıncağız. Böyle ağır bir sandık taşıyor. Fuar malzemelerini geri götürüyorlar. Karşıya geçecekler. Ulan herkes bakıyor. Lan kadın, öbürü de yaşlı adam. Üzüldüm dedim. Lütfen dedim, yardımcı olabilir miyim? Kadın baktı bana böyle salak salak. Neden dedi. Güldüm. Neden yok dedim yani. Yardımcı olmak istiyorum sadece dedim. Tuttum. Karşıya kadar sandığı tuttum. Amcanın elinden de aldım. Onun elinden de aldım. Karşıya kadar, caddenin karşısına kadar geçirdim. Bekledim onların gelmesini. Buyurun dedim. Kadın döndü durdu. Siz dedi, neredesiniz dedi. Türk'üm ben dedim. Ha, okey dedi. Şimdi arkadaşlar, yurt dışına çıktığınızda her şey bir tarafa, memleketinizi mutlaka temsil ettiğinizi unutmayın. Tamam mı? Neyse, olaya dönelim. Şimdi bu adama ben, o Afrikalı arkadaşa yardım ettim. Kendi memleketimi, insanlığımı göstermek için. O öbür Hindulara yardım ettim. Hem benim memleketimden insan kazansın, hem de bu insanların işi görülsün diye. Şimdi biz bunu normalde hep yaparız. Ya, bu bizim kültürümüzde vardır ama dışarıda bu çok fazla yoktur arkadaşlar. İşte biz buna biraz da esnaf olabilmek. Ben nasıl o yaşlı teyzelere pazardayken limonu, ayranı bir para karşılığında vermiyordum. İçimden geldiği için, esnaf olduğum için veriyordum. O adamları da esnaf olduğum için yaptım. Ve bu esnaf olmak bana, benim şirketime 1 milyon dolara, 1 milyon euroya yakın para kazandırdı. Anlatabiliyor muyum? Ha, o yüzden arkadaşlar bunu unutmayın. Esnaf olacaksınız. Ben dış ticaret müdürüyüm, esnaf olmak nedir, bakkal dükkanı. Vallahi ben pazarcıydım abi, sen git havalarda uç. Ben pazarcıydım. Hala içimde o pazarcılık ruhu vardır. Anlatabiliyor muyum? Hala. Çok şükür. Allah'ım o duyguyu içimden çekmesin. O esnaflık, o insanlara yardımcı olabilmek, o güler yüzlülük. Yani benim öğrencilerimden biri vardı. Ona hep söylerdim. Şimdi ayrıldı aramızdan ama ona hep şunu söylerdim. Bak evladım derdim. Direkt faydaya bakma. Direkt fayda sana bir yere kadar kazandırır. Yan faydalara bakacaksın. Asıl insan ilişkileri yan faydalarladır derdim. Yani ben sana mal satarım 5 lira. Benim burada direkt faydam 5 liradır. Ama yan faydam nedir? Ben o insana güzellik yaparsam, ben o insana yardımcı olursam, ihtiyacı olmayan bir malı almamasını sağlarsam, bunlar yan faydalar sağlanır. Ve o insanla benim aramda bağ kurulur. Ve bir insan özellikle dış ticarette sizinle bağ kurabiliyorsa, size güvenebiliyorsa, inanın hiçbir para bunun karşılığı değildir. Çünkü
Bugün bir makine alacaktır. Yarın arkadaşı vardır, onu gönderir. Yarın başka bir şey. Bu çok önemli. Güven inşa etmek arkadaşlar. Güveninizi inşa edin. Esnaflığı yapmayı bilin. İnanın bana. İnanın bana, her zaman kazanırsınız. Neyse, hadi bugünlük bu kadar. Böyle biraz kafanızı ağrıttık. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Ha, bu arada eğitimler devam ediyor hala. Yeni kayıtlar almaya başlıyoruz gençler. Unutmayın, en fazla 5 tane genç alabilirim. Çünkü ben yılda en fazla 20 çocuk yetiştirebiliyorum arkadaşlar. En fazla 20, hadi bilemedin 25 çocuk yetiştirebiliyorum. Birebir olduğu için. O yüzden şu an 5 kişilik yeni işe giren arkadaşlarımız oldu. 5 kişilik bir şeyimiz var. Arkadaş kabul edeceğiz. Ondan sonra yine yeni sezona başlayacağız. Bilginiz olsun. Hadi bakalım, görüşmek üzere.